Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Veterinerimiz geldi, Özgür abi. Bizim yavruların aşısını vuracak. Bundan sonra o bakacak. Onları ayarlıyor, kontrol ediyor. İlk Lucky'den mi başlıyoruz abi? Evet, ufaklıktan başlayalım. Onu aradan çıkaralım. Tamam. Ama zaten şeyleri var. Lakin de aşıları geçti biliyorsunuz, ameliyattı, kısırlaştırma falan derken hastalıktı. Şimdi ilk başta onu vuracağız. İyileşti, kendine geldi. Lakiş gel buraya. Gel küçük, gel küçük. Gel, gel yanıma. Aferin sana. Vallahi çok iyi oldu abi ya. Başta insan... Ya bu vurmadan zaten ölümle oynuyor. Geçen de balıkların poşetini kaçırmış. Büyük kaçıklı balıkları. Hepsini yemiş. Kafalar da kendi kafası kadar. Sonra bir akıyorum, kusuyor. Boğazına takılmış. Allah'tan evdeydim de kurtardık. Hadi bakalım. Şöyle ense derisinden. Aferin benim kıcımı. Dağıtayım. Şöyle dağılayım. Evet. Laki açtığına vuruldu. Şimdi. Tamam. Lakiyi buraya bırakalım. Kaşı mı? Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Oh be, açtığına vuruldu vallahi. Ya. Bir de burada sokak köpekleri de var abi. Geliyorlar, mecbur kimse olmayınca yemek yemek istiyorlar. Kesinlikle. Ya bir de onu durduramazsın sen zaten. Yapabileceğin tek şey kendi köpeklerinin aşılarını düzenli yapmak. Aynen öyle. İşte tele geliyor. Bunun aşısı yoktu. Kaptı hastalığı. Tele gelmesine, temas etmesine gerek yok. Zaten köpeklerde bulaşıcı olan hastalıkların hepsi viral hastalıklar. Aynen. Yani hava... şu yolun öte tarafında olması bile yeterli olacaktır. Doğru söylüyorsun. O yüzden aşılama en iyi koruma şeyi. Bu hangi aşı abi? Bu kuduz aşısı. Yani kuduzlar. Tamam, hangisinden başlayalım? Cina'dan başlayalım istersen. Cina'dan başlayalım. Aferin benim küzüme. Yes. Şöyle. Lütfen sedobisiyle. Ups. Tamam. Aferin Cina'ma. Tamam, bitti. Aferin benim kızım. Aferin benim kızıma. Benim kızlarım akıllı abi ya. Umarım hep böyle devam eder. Eder eder. Zaten hiç agresif saldırgan yetiştirmedim ben. Çok hepsi iyi. Sosyal yani. Kesinlikle. Zaten bunlar şey abi, mimli köpek. Biraz da bilerek saldırgan yetiştiriyorlar. Ne gerek var ki? Bunu benimkiler insan hastası. Yeter ki yabancı insan olsun hele. Diyor beni tanımıyor ya, şimdi atlarım üstüne her yerini yalarım ben onun diye. Arkadaşlar Cina ve Freya'ya kuduz vuruyoruz. Lucky karma aşısına başladı. Uhu.
Kuduz bölge bölge değişiyor da gene de abi burada fare çıkıyor, bir şey çıkıyor, yarasa var. Yani kuduz çok öyle karşılaşılan bir durum değil. Aynı tabii. Bölgede Ege bölgesi falan aynı, temiz zaten. Ama tabii ki olmaz olmaz bir olur. Ya geçiş çok yüksek. Yani şimdi sen Ege bölgesi diyorsun ama bu bölgede kangal seven, kangal hayranı inanılmaz insanlar var. Anadolu işte Akbaş'tan, Akbaşlardan evet. Tut şeye kadar. Tamam, şunu bir ayıralım. Adam arabaya atlayıp gidip ta Sivas'tan kangal alıp geliyor mesela. Arada 1100-1200 kilometre fark var. Yani oradaki hastalığı rahatlıkla buraya taşıyabiliyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani ondan yana şey yok. Gel bakalım şimdi. Bir yolculuğa bakar diyorsun yani. Tabii. Ya da yarasa taşıyor, yarasa işte ısırıyor, bir şeyler oluyor. Tabii yani o göçle ilgili hiçbir problem şey düşünme yani. Hani mesela şey düşünme. Burada var ama işte ne bileyim Menderes'te yok ya da başka bir yerde yok. Dediğim gibi viral hastalıklar araçla taşınabiliyor, üstünde de taşınabiliyor. Parazitler aynı şekilde. Yani bunların hepsi olağan şeyler. Aşıya gerekli ya, şart. Aynen. Bunun huyunu bilmiyorum, ne yapacağım, nasıl yaklaşacağım? Bu da Uysal abi. Şimdi yabancısın ya, dışarıda abla da şimdi bahçeye giden beraberiz ya. Sevebilirsin yani. Aferin benim kızım. Tamam, tut sen yine. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Sen. Hop. Aferin kızım. Gördün mü abi, tepki bile vermezler. Aferin. Harika. Tamam. Aferin benim kızım. Bu yavru köpeklerde ilk aşılarla hakkında da bilgi verir misin abi ya? Biz kaçırdık mesela. Mecburen kaçırdık. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün ırk köpeklerde 6. haftada ortalama 40-45. Günlerde ilk başta yapmamız gereken aşı, aslında aşı diye geçiyor ama siz aşı diye biliyorsunuz ama aşı değil. Aslında ilaç, iç parazit uygulaması yapılması lazım. Ondaki temel neden de şu. Eğer iç parazit uygulamasını yapmazsan ondan sonraki aşıların bağışıklık sistemini tetikleyemiyorsun. Bağışıklık sistemi harekete geçmeyince de aşı antikor üretmede sıkıntı yaşıyor. İstediğin kalitede aşı da kullan, problem yaşıyorsun. Daha narin ırklarda, terrierlarda ya da işte küçük ırklar dediğimiz ortalama 8-10 kilonun altında olan ırklarda ben her zaman 3 defa aşı öneriyorum. Özellikle ilk karma aşısından bahsediyorum. Karma aşı dediğimiz gençlik hastalığının, distemperin, distemperin, işte infeksiyöz hepatitin, parvoviral enteritin hepsinin içinde olduğu. Şimdi biz leptospirozisle beraber de yapıyoruz. Eskiden leptospiroziz yoktu. Önce onu yapıyorduk. Daha sonra leptospiroziz aşıyla başka bir aşı programın içindeydi. Şimdi hepsi beraber beşli karma haline geliyor. Dediğim gibi 6. haftadayken iç parazitle başlıyoruz. Ondan bir hafta sonra artık iç karma aşılarının programı başlıyor. Ondan sonra her iki haftada bir tekrar. Kaçırmamak şartıyla. Kaçırmamak şartıyla. Tabii yani zaten kimlik kartı, karne, çip veya şey pasaport çıkarmamızdaki en büyük şey bu. İşte tarihini atıyoruz. Bu tarih geldiğinde haber veriyorsunuz ya da kendi köpeğinizi veteriner hekime götürüyorsunuz. Orada aşı programı yapılıyor, takip ediliyor. Ortalama kuduz aşısının yapılma tarihi 6-7-8. Aylarda oluyor. Ondan sonra yapılabilecek en önemli aşılardan bir tanesi Lyme aşısı. Evet. Özellikle sinekler tarafından bulaşma şeyine giren bir aşı, hastalık o. Boğmaca aşısı, bu çok önemli. Özellikle seninki gibi bahçesinde 2-3-4 köpek besleyen birçok köpeğin bir arada bulunduğu barınak hastalığı diye geçer aslında. Hani bu hastalığı en çok şeyde görürsünüz. İşte belediyenin barınaklarında falan görürsünüz. Sokak geçmiş olan hastalığı. Köpeklerde. Tabii yani akciğer hastalığı. Dediğim gibi köpeklerin birçoğu birden fazla bir arada bulunmasında çok fazla karşılaşılan bir şey bu. Dediğim gibi kuduz da yapılacak 6. aylarında falan. Ondan sonra yıllık aşılar var. Mesela Lyme'i yılda bir defa yaparsınız. Karma aşıyı ondan sonra yılda bir defa yaparsınız. Kuduzu yılda bir defa yaparsınız. Boğmaca yılda bir defa yaparsınız. Mantar aşısı var. Araya onu unuttum söyleyeyim. Bazı işte hayvanseverler ben aşımı yapacağım, hepsini yapacağım, programı tamamen uygulayacağım, ondan sonra devam edeceğim. Bazıları da işte hocam
Hani mantar aşısı hem tedavi edici hem koruyucu doz olduğu için o yüzden bazıları aksatıyor bunu. Bana sorarsanız zamanında yapılması en güzeli. Tabii en uygunu ama tabii maliyetler biraz yüksek olunca. Aynen valla. Şey yapmaya baksana çalışıyor. Millet işte yasaklanınca köpeklerini millet attı bile sokaklara ya işte. Ne yazık ki hani ben büyük baş küçük başta çalıştığım için orman arasında bulunan çiftliklere falan da gidiyorum. Yol üzerinde yolsuz bir sürü tabii. Aynen işte bu lakiyi de buraya atmışlar daha bölmek üzereydi. Aynen. Donmuştu tam soğuklarda. Bu bizim bu sokak köpekleri üstüne yatmış 3 gün boyunca ölmesin diye yani. Yemek götürmüşler. Aynen. Onlar kurup öyle bulduk bunu. Ya ne yazık ki öyle işte mesela Gazi Emir'de iç taraflarda sarnıç var. Sarnıçın orman kısmına falan gittiğim evet. zaman öyle. Gümüldür tarafına gittiğimde iç taraftaki orman köylerini genelde orman bölgesine falan bırakıyor. Kimse yok, i̇şte hayvancağızlar bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. İşte hayvanseverler sürekli haftada 1-2 defa oraya götürüp torbalarca mama döküyor. Çok pardon. Ya o da ne kadar sağlıklı. Bir yağmur yağdı mı mama şişti mi? Tabii. Su değdi mi sevmiyorlar zaten. Yemezler yani. Evet. Çünkü onun normalde mide suyuyla birleşip midede şişmesi lazım. Tabii. Ama iç parazit dış parazit olayı çok çok önemli. Program kışın iç parazit dış parazit uygulaması 2 ayda bir. Kışın. 3 ayda bir. Ayda. Yazın 2 ayda bir mutlaka yapılması lazım. Düzenli yaparsanız kene gelmez, bit gelmez, pire gelmez. Kene bit pire ha gördünüz ne oldu mesela ilacı uyguladığınızda hemen biter ama o arada ısırdıkları yerlerde belli bir süre sonra dermatitler oluşmaya başlar yani derideki iltihaplanma evet. kaşınma ona benzer şeyler çıkar. Ben biraz hastaydım kusura bakma böyle biraz konuşunca yok geçmiş olsun boğazım eyvallah sana şimdi bir su falan vereyim eyvallah. 19.09 arkadaşlar yani aşıları kaçırmayın. Biz mecburen kaçırdık Lucky yüzünden. Görüyorsunuz canına mal oluyordu. Zor kurtardık. Bir de alerjik reaksiyon gösterdi. Allah'tan ablam... Antibiyotiğe mi alerji gösterdi? Yok bir ilaç vardı. BMX vermiştik. Vitamin grubu. Evet vitamin verdik. Sonra bu bir saniye içinde kafa şişti, göz şişti, balon oldu, solunum durdu. Ona çok dikkat et. Onun şeyi nerede? Oraya yazalım. Aynen. O veteriner de demişti kaldırdığımızda. Yaz demişti. Onu yazalım. Mutlaka demişti, hani olur ya belki ben olmam başka bir şey olabilir. Solunum gitti yani. Ablam da demiş ki kesin buna bu alerji vardır çocuklara yapıyor. Evet, evet, evet. Yanına şey almış. Alerji iğnesi. Albin Deport. Hemen bastı iğneyi. Serumu sıktı. Son anda kurtardı yani. Valla şanslıymışsın yanında ablan varmış. Yoksa giderdi ya. Biz aynen. izledik zaten dona kaldık. Öyle bir şekil aldı ki kafa dev gibi oldu. Burun gözler şişti. Solunum durdu. Ben yazıyorum B grubu vitaminlere alerjisi var ama şunu sana söyleyeyim sana. Sadece B grubu olarak düşünme mesela. Bir duyarlılık varsa ya da alerjen bir bünyeye sahipse. Başka şeyler alerji. Tabii. Aşılara karşı da olabilir. Antibiyotiklere karşı da olabilir. O çok önemli. Bir de şunu da söyleyeyim bu arada. Yaz dönemi geldi. İlkbahar döneminde özellikle evinin etrafında çam ağacı bulunan hayvansever arkadaşlarımız varsa, bahçeleri varsa çam koza tırtılı var. Evet. Çok önemli. Ben geçen gün bizim kliniğin Instagram sayfasında da paylaştım. Başka hekim arkadaşlarımız da dikkat etmiş, görmüş. Çok inanılmaz kötü bir şey. Meraklı canlılar oldukları için hareket ediyor ya hayvancağızlar. Tabii yaklaşmaya çalışıyor. Isırmasına bile gerek yok. Üzerinde çok ince tüyler var ya. Hı-hı. Diliyle bir defa dokunması yeter. Her şeyi bitiriyor. Dilde büyüme, renk değiştirme, morarma, iltihaplanma, kanama ve bu çok hani desen ki işte köpeği ya bir iki gün yemez, tedavi ederiz, sıkıntı olmaz ama su içemez. Çünkü hı-hı. dil odun dile dönüyor. Tabii. Su içemediği zaman problem işte ondan sonra ekstradan sürekli serumlarla sıvı elektrolit dengesini sağlamak gerekecek. Bu dönem ortalama bölge bölge değişir ama bu bölgede 10-15 gün sonra bu iş biter artık. Anladım. Ona çok bir de bir ot var abi. Pisi pisi otu diyorlar galiba. O da aynı pisi şey. Pisi pisi otu yani o tabi tırsıl kadar şey gaddar değil ama dübel gibi. Evet. Giriyor. Girdi mi ilerlemeye devam ediyor. Özellikle göz yana kenarları altta veya üstte yana kenarlarına girer mesela. Ya da patilerde yastığın dibine girer mesela. Ucu sivri olduğu için sürekli şey yapar. İleriye doğru hareket etme eğilimindedir. Gözlerde akıntı gördüğünüz zaman kendiniz bakın. Eğer şey yapabiliyorsanız, gördüyseniz ama mutlaka veteriner hekimde. Çünkü içeriden ters alınması lazım. Onu çekerek aldığında gözde, mercekte çok ciddi hasarlar bırakabilirsin. Anladım abi.
Bir de bu bizim Cino'nun sol gözü akıyor abi. Ona bir bakabilir misin sana zahmet? Büyük ihtimal o da bahçede toza mı alerjisi var, polene mi alerjisi var bilmiyorum ya. Ya bu dönemde çok şey yok. Tek göz mü, iki göz mü? Bir gözü çok akıyor. Hı. Sadece saf su yani göz suyu akıyor. Evet, bir gözü de ara ara. Yok, çapak yok. Çapak yok. Yani çapak yoksa enfeksiyon yok. Genelde polenler. Abi ama sol göz kızarık böyle. O pembe yer. Tamam kızarık. Bakayım. Dostum aşılar tamam. Kimlikleri hepsini işlerin. Tamam. Tamam. Önümüzdeki aşı programı zaten şey... Haberleşeceğiz bir seninle. İki hafta sonra ufaklık için geleceğiz. Eline koluna sağlık. Ondan sonra diğerlerini de hallederim zaten. Abi isim soy isimle senin eklemek isteyenler de seni eklesin Instagram sayfam. İsmim Özgür Dağ. Veteriner hekim Özgür Dağ. Menderes'te kliniğimiz bizim. Yağmur Veteriner Kliniği. Yağmur Vet Menderes diye Instagram adresimiz de var. Tamamdır. Tamamdır abi. Arkadaşlar bilgi almak isteyen, takip etmek isteyen edebilir. Şunları bir çöpe atayım mı? Ver abi ben. Sen bunları imha et. Çünkü tamam. Ufaklık meraklı. Tamam. Cina'nın gözüne de bakalım. Cina yaksın. Şu sol göz. Tamam. Yok hiç ısırmaz abi. Dur. Dur kızım dur. Göz enfekte. Çapak var aslında. Bak şurada görüyorsun zaten. Dur bakayım. Tamam. Şşt Cina. Tamam. Şşt. Ben bunun için sana bir şey göz kremi yazayım. Hı hı. Şimdi yanımda yok. İnsan ilacı. Tamam abi. Menderes'e geldiğinde şey yap. Unutturma bana söyle. Ondan şey yaparsın. Bu gözde enfeksiyon var. Bu bir hemen hemen belki 2 aydır, 3 ay da olabilir de 2 aydır var. Bir ara kesildi, tekrar başladı gibi oldu. Acaba dedik buradaki yaz geliyor polenler mi dedik de. Sadece ondan olmayabilir ama göz enfekte ondan kaynaklı olabilir. Bunu şey yapmak lazım. Önce ilacı kullanalım. Geçmezse. Tabii oradaki enfeksiyonu iyice kurutalım. Ondan geçmezse ona göre tekrar bakarız. Tamam, tamam. Tamam. Diğerleri yan tarafta mıydı? Diğer biri şu bahçede, biri ileriki bahçede. Onlar da iyiydi. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Yok buraya kaldım. Kararsız kaldım. Tarçın. Peki. Buradan anahtarı yok ya. Buradan açayım. Kaçmıyorsun. Şşt, çekil bakayım. Sakın. Siz girin. Hadi. Buraya gel. Nereye girdin? Gel. Gel. Tarçının kimliğini atmamışsın ama şey... Gel, tamam, tamam. Gel. Hayır! O da gidiyor. Abi sıfır yani. Tarçın da, kuduz da yok, karma da yok. Tamam. Geçen sene yapıldı. Hadi gel. Gel. Acıyor mu onun bir yere? Hayır. Yok, bir şey yapacağız. Korkuyor. Burada kal, burada. Şşş, burada kal. Bekle. Bekle orada. O bizden yüz buldu. Evet. Bekle, bekle. Sana pansuman yapacağız sana da. Parazit falan yaptınız mı? Geçen sene yapıldı. Yani, geçen sene. Geçen seneden beri hiçbir şey yapmadı. İç parazit dediği tablet tutturuyoruz ya. İç o. Dış parazitteki kendiler için. Ense damlası. Ense damlasını şey de yapmıştı. İki ay falan olmuştur. 2 ay. Aha, Bornova'da yapıldı. Tamam, bir daha yapılacak o zaman. Ama iğnesi burada yapılmıştı geçen sene. Tamam, tablet falan yutturmadınız değil mi? Yok. Tablet yutturabiliyor musunuz? Ona göre ben 2 aşıyı birden yapacağım. Yutuyor bu her şeyi. Yutuyor o her şeyi yutar. Tamam. Ama ne gerekiyorsa yapalım onu. Karma ve kuduzunu yapacağım şimdi. Tamam. Tableti size bırakacağım. Siz ona göre yutturursunuz. Tamam. Kimliği yoktu. Fotoğrafını bana attı ama. Fotoğrafını attım ben sana ama. O Sizde varsa etiketlerini yapıştıracağım. Düzenli takip edeceğim. Bende yok. Yoksa sen, ben sende varsa abi yanında. Tamam, senden var. Düzenleyelim. Klinik var bende. Yeni bir klinik çıkarılacak. Aynen öyle. Çünkü 3 yıl olmuştu. Nerede kaldı o? Burada mı? Şeyde bulamadım onu.
Yani bulduğunda yeni kimse burada kaşa yapalım. Orada yapalım zaten. Rahat olur. Tamam. Zımbayla yapıştırın. Gel kızım. Gel kızım. Kapatayım. Zinciri bozulmasın. Tarçın gel. Bu tarçın maşallah her şeyi yiyor. Bostanlara da alıyor. Salatalık, domates, biber. Bilmiyorum kızım. Siz Menderes'ten mi geldiniz? Aha, Menderes'ten. Bundan sonra bakacak, geliyor abi buraya. Tamam. Takip edecek. Bu çip olayı nasıl olacak? Ya çipi sordum. Beraber çalıştığımız bir arkadaş var. Onda çip okuma aletiyle takma şeyi vardı. Çip kalmamış elinde. Hı. Yarın ya da öbür gün gelecek, ben sana haber veririm o zaman. Tamam abi. Ha, tamam. Peki abi, yapmaya gerek var değil mi mesela sonuna? Ya tabii. Şimdi yıl sonuna kadar bir şeyler dediler işte bütün köpeklere. Tabii aşı girişlerini yapıp işlemek için mutlaka çip takılması lazım. Tarçın sana da takılacak çip. Ama yani bir anda olacak iş değil o. Özellikle seni çektim. Takipçiler seni merak ediyordu. Dediler bu güzel bayanı görmek istiyoruz. Sesinden etkilendik. Bu da akıllı ya, aşıya şey yapmıyor, tepki vermiyor. Benimkiler hiç umurumda değil. Hazır mısın kızım? Aferin Tarçın'a. Tarçın şöyle tekrar bana. Aferin ben Tarçın'a. Gördün mü? Bitti. Bitti mi? Bitmedi, bir tane daha var. Bitti mi benim? Aferin benim kızım. Karma ve kuduz mu gitti? Karma ve kuduz. Olduğu için karmalık beraber yapabiliriz. İşte bunun yaşı 3-4 civarı var. 4. Aynen. Bakayım. Sen de tam bir evet, analiz yapsan. Hı-hı. Kaç yaşındadır ortalama? Bakabilir mi? Tarçın Türküsü. Evet, fazla. Var mı 5? Var, daha fazla. Maşallah. Tam 1-2-3-4-5. 5'i bitirmiş. Yaşlı kurdum benim. Evet. Yok, çok yaşlı değil. 50 yaşında. 50. Ben size tablet bırakacağım. Tarçın ablamız. Şimdi karnesini çıkaracağım. Şeyleri de yapıştıracağım. Sana evet, bırakacağım. Tamam. Bir de ense damlası. Tamam. Onları da 2 gün sonra yaparsınız. Hem ense damlası hem şeyi. Tableti 2 gün sonra mı vereceğim? Tabii, tableti 2 gün sonra içirin. Ense damlasını da tek seferde tamam, ensesine boşaltın. Tamam. Bu kadar. İç dış paraziti de olmuş olacak. Onu da yazacağım zaten oraya. Bundan sonra 2 ayda bir iç dış parazit uygulaması olacak. Hepsini beraber yapacağız yine. Tamam. Boğmaca ve şey arsını da diğerleriyle Line beraber aynı şekilde takip edeceğiz. Ona göre beraber yapacağız. Tamam. Bundan sonra tarçına biz tarçın diyoruz. Evet. Gelsin, ondan sonra hemen şey yapacağım. Tarçın 50 yaşındaymışsın be. Benden büyüksün ha. Aha, aynen. Ortada bırakmayalım, yutmasın. Ne var içinde? Tamam mıdır? Tarçınlık işimiz bitti. Biz gidiyoruz. En son hallederiz. Elinize sağlık. Şehre gidiyoruz. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Bekleriz kahveye bir gün. Bir gün daha erken gelirsen. Aynen, olur abi, güzel olur. Buralardan geçerken falan da uğrayı yapırsın abi. Geçerim aslında buradan. Valla uğra sürekli çay kahve. Uğrarım, ararım ben. Dinlenmek için de gelebilirsin. Ya o çok zor da. Dağıtılacak. Ha, keneler ölecek. Keneleri çekmiyor. Ölecek. Keneler o ilaç yaptığınızda tabii şey yapıyor. Kulak içine giriyor. Bir de burnunda vardı mesela. Fark geçen etmiyor. Dolaşımı nereye denk gelirse orası. Keneler vücutta neresi şeyse, deri inceyse, daha nazikse orayı tercih ederler. Direkt oraya şey yaparlar. Siz ilacı sıktıktan sonra kene vücudunda görseniz bile karışmayın. 1-2 gün sonra zaten ölecek onlar. Anladım. Çünkü kan emiyorlar ya. Emmeye başladıkça zehir de emecekler. Ondan sonra ölü olan şeyleri cımbızla veya elinizle alıp atarsınız. Ben ama çekiyorum. Canlı olduğunu gördüğünüz zaman çekmeyin. Ben de çekiyordum. Çekmeyeyim onu. Çektiğinizde yani vücuda bir seferde çok hızlı bir şekilde şey verirsiniz. Zehir. Ama o ilacı verdikten sonra çekmeyeceğiz. Onu yaptıracağız. Aynen. Ondan aynen sonra. İlacı yaptınız ya. Ondan sonra
gördünüz mesela. Kendi ölecek. 40 gün içinde gördünüz. Ölü zaten. Onun ölüsünü alacaksınız. Ama ilaçlı olmayan dönemde çekmeyin. Ay kıyamam sana. Hı-hı. İsim neydi sizin? Özgür benim ismim. Özgür Bey şöyle yapalım mı? Siz Mert'e şey yapın. Hayvan severler getirdiği zaman ona da mümkün olduğu kadar uygun bir tarifeyle tedavi etmeye çalışıyoruz. İyi, sağ olsun. Çünkü çok fazla var. Şimdi yani mesela sen... bir 15-20 gün sonra yeni doğum yapmış kediler patır patır ortaya çıkacak yavrular. Evet. Yani her sene en az bak abartmayayım 100 tane kedi tedavi ettiğimiz oluyor. Ücretsiz. Yavru kedi. Yani muayene ücreti almıyoruz öyle söyleyeyim. Ama ilaç kısmı çünkü başka türlü dayanamayız. Kendi yani. Cebinden nasıl vereceğiz? Aynen yapamayız yani. Ama muayene ücreti de sonuçta 150 lira. Onu almadığımız zaman hayvan sahibi ya da hayvan severler işte ilaç kısmını karşıladı mı? Bizim elimizden gelen bu tabii. Aynen. En güzeli. Yapacak bir şey başka da bir şey yok. Ben size ilaçlarınızı gönderiyorum. Tamamdır. Tamam. Sizin isim neydi? Tijen benim adım. Tijen. Tijen. Tamam. Çok memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Ben bugün veya yarın yollarım size. Sıkıntı yok. Ben Mert'e gönderirim. Siz tamam. Artık ona göre hesaplarız. Tamam? 515 görüşmek üzere. 515 yolluyorum. Aha evet. Tamam. Tamam görüşmek üzere. Bu da 60 tane yeni gelmiş. Bizimkiler falan buradakiler bayağı dövdü ama kendini en sonunda kabul ettirdi. Sevgili. Dayak ye ye. Aynen. Şunun hareketlere bak. İşte mama falan da verince bizim kapıdan ayrılmıyor. Mecbur korkuyoruz yani aşılar dolmayınca. Mama verirsen de oluyor. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Aynen doğru abla. Kliniğin önünde baktığımız 9 kedimiz var. İkisini kısırlaştırabildik. Diğerleri sevdirmiyor bir de. Mını 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 mını. Bekleyin geleceğim şimdi. Mert abicim sen poşeti al gel. Tamam. Yine yapacağım ama. Buna mı? Yaptırır mı? Sizinle de tutturmuyor ama. Öyle mi? Yok hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Aferin sana. Aferin sana. Ne olacak? Şöyle. Tamam. Korkma. Sıkı bir şekilde. Tamam. Tamam. Korkma, 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 korkma. Yaran var senin. Bekle, bekle, bekle. Dur. Arkadaşlar, Özgür abi bunu ücretsiz tedavi ediyor şu an. Sağ olsun, şanslıymış. Bunun ne olduğunu görüyor musun? Korkma, korkma, korkma. Bir şurada var abi. Köpek yarası mı acaba buna, değil mi abi? Tek köpek yarası gibi değil, tek parça. Yani köpekte genelde iki parça birden oluyor. Bir tuttuğu yer, bir de başka bir yer. Şurasında kene mi var? Kene var değil mi? Evet, evet. İşte dönem başladı artık. Aynen öyle. Şimdi vampir gibiler ya. Nasıl atıyorlar biliyor musun? Aynen. Bırakayım mı bunu? Tamam bırak. Hadi git al. Ya al. Keşke sahipli olsa da sürekli şey yapsa, yakalı kalan takma durumunuz olsa yoksa yalayacak var. Ama yine antibiyotik yapacaklar. Sağ olasın abi eline sağlık. Allah razı olsun Allah'ım. Lucky gibi. Vallahi ya. Bebek ya. Bildiğin bebek. Görmüş değil mi? Ben yanlış. Git bakayım o tarafa. Carlos gel. Gel. Carlos al. Gel. Şu arka tellerden atlamaya çalışırken herhalde yırttırdı diye düşünüyorum. Yaman kapıyı açma kaçmasın Carlos. Gel. Gel. Carlos gel. Değil mi? Senin mi? He. Çip taktırmıştın o zaman olmadı ya. Olmadı. Ya 3 ay falan. Defterde arabada. Tanesi var mı? Aha. Arabada kaldı. Ben size şişesini vereceğim. Bir dahaki gelişimde işte, ona işleyeceğiz. İşleyeceğiz. Tabii. Tamam. Tamam. Ya onun üzerinde bir etiket var oraya yapıştıracağız. Sadece ne o. Ne yapacağız şimdi buna? Yani karma yapacağız. Karma da oynayacağız. Karma var ya. Karma siyah. Hadi gel. 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 Gel oğlum. Gel. Karma dediğiniz şu gençlik aşısı. Gençlik aşısı, infektöz, hepatit, parvoviral enterit. İşte Lucky de zor kurtardı valla. Bu 3 gün yattı. İşte bu biraz büyük diye biraz şey yattı. Olduğu şeyi kullandım. O biraz iyi gelmiş. Bağırsak enfeksiyonu için. Lucky hastanelik oldu valla. Sana da attım ya resmini. Yap dedim bildim. Ablacığım size dediler. Buna bir iğne yapıldı. Ters oldu bu. Kakamadı.
Ne yenisiydi? Bir bilsem belediye geldi. Yani yaptı. Bu bir bayağı bir felçli kaldı yani süründüğü hayvan. Sonra ben ablacığım aşılarda kolay kolay felçlik hani ya olabilir. Tamam. %100 kesin tamam, süremiyoruz ama onların taşıt maddeleri o yapabilir. Sonra Bayraklı'da bir veterinere götürdüm. Daha doğrusu yine ben şeye götürmüştüm ama biz bakmıyoruz dediler sahip. Yani alırız vermeyiz geri sana dediler bunu. Ben de onlara vermemek için. 60 kilo abla bu. Sirkelen. Yarısı buna, yarısını ona yapacağım. Tamam. O da zaten hemen hemen o kilolarda. O vardır. Çile. 30'u geçkindir o. Carlos'un aşları var değil mi? Evet. Tamam. Sallayayım mı bunu? Sal şu an. O. Aferin benim kızıma. Bu da senin ödülün. Arkadaşlar aşı işlemleri tamamlandı. Bütün köpekleri aşıladık. Aşısız oldukları için sokak köpeklerinden bir sürü hastalık bulaştı. Duman oldular yani. Diğerleri de bizimkiler de. Zaten Lucky'yi biliyorsunuz. Aşılarını kaçırmak zorunda kaldık. Gelişimine de engel oldu. Bir de ölüyordu da. Siz mümkün olduğunca aşıları kaçırmamaya çalışın. Başınıza böyle şeyler gelmedikçe. Aşı çok önemli. Ölüyordu yani. Zor kurtardık. Bir de sürekli korku var. Acaba o köpekten bulaşacak mı? Bundan bulaşacak mı derken. Dışarı çıkarmasam bile bulaştı. Yani siz de aşıları aksatmayın. Köpeği olan arkadaşlar da bu video sayesinde biraz bilgilendirebildiysek ne mutlu bize. Sizin de köpeklerinizin tüyü kadar ömür olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Bay bay.